Evren, 3 boyutlu uzay ve 1 boyutlu zamanla tanımlanır. Peki ya bu bildiklerimizin ötesinde gizli boyutlar varsa? Gözlerimizin görmediği ancak fizik yasalarının öngördüğü ekstra boyutlar. Hatta fazladan bir zaman boyutu bile. Bu fikir ilk anda çılgınca gelebilir. Ama yüksek enerji fiziğinde evrenin derin sırlarını çözmek için ekstra boyutlar uzun zamandır tartışılıyor. Böyle gizli bir boyut evreni gerçekliği kavrayışımızı baştan aşağı değiştirebilir. Boyut, basitçe bir noktayı tanımlamak için gereken bağımsız koordinatların sayısıdır. Mesela konum tarif ederken bir adres vermek için en boy yükseklik gibi 3 sayı söyleriz. Bu 3 uzaysal boyut demektir. Zamanı da eklediğimizde bir olayın nerede ve ne zaman gerçekleştiğini tam olarak belirtmek için 4 boyuta ihtiyacımız olur. Biz insanlar 3 uzay ve 1 zaman boyutunu günlük hayatta fark ederiz. Ancak bu sadece algılarımızın sınırı olabilir. Bilim insanları uzun süredir ya uzayımızın ötesinde daha fazla boyut varsa sorusunu soruyor. Ekstra boyutların varlığı fizik yasalarını birleştirme arzusundan doğdu. 1920'lerde Theodor Kaluza ve Oscar Klein evrenimize 5. bir boyut ekleyerek farklı kuvvetleri tek bir çatı altında açıklamaya çalıştılar. Neden ekstra boyutlara ihtiyaç duyuyorsun? Çünkü doğadaki en büyük gizemlerden biri kuvvetlerin uyumu ve ayrılığıdır. Kaluza'nın dahiyane fikri şuydu. Eğer Einstein'ın görelilik teorisini 4 yerine 5 boyutta yazarsak, alışıldık 4 boyuttaki yer çekimi denklemlerinin yanı sıra elektromanyetik alan denklemleri de ortaya çıkar. Yani 5. boyutun geometrik etkisi elektromanyetizma olarak görünebilir. Gerçekten de Kaluza-Klein teorisine göre elektrik yükü dediğimiz şey aslında parçacıkların bu 5. boyutta sahip olduğu momentumdur. Bir başka deyişle bir parçacık 5. boyutta hareket ediyorsa yüklü, hareketsizse yüksüz görünür. Bu inanılmaz bir birleşim vaadiydi. Uzay, zaman ve elektromanyetik kuvvet tek bir geometrik yapı altında birleşiyor. Ancak tabii ki kimse 5. boyutu görmüyor. O halde bu ekstra boyut nereye saklandı? Kaluza'nın çalışmasını geliştiren fizikçi Oscar Klein, çözümü ekstra boyutun mikroskopik derecede küçük olması fikrinde buldu. 5. boyut uzayımızda düz bir eksen gibi uzanmak yerine küçük bir daire gibi kendi üzerine kıvrılıyor olabilir. Bunu anlamak için bir benzetme yapalım. Şekildeki görselde uzaktan bakıldığında sadece tek bir iplik gibi görünen bir çamaşır ipi var. Bu mesafeden ip yalnızca ileri geri yönde harekete izin veren tek boyutlu bir çizgi gibi görünür. Bu mavi okla temsil edilir. Ancak ipliğin üzerinde yaşayan minik bir karınca için durum farklıdır. Karınca ipin çevresinde tam bir tur atabilir. Yani ileri geri gitmenin yanı sıra ipin etrafında ikinci bir yönde, yani siyah ok ekseninde hareket edebilir. Bu ikinci boyut iplik etrafında döngüsel olduğundan uzaktan bakan bizler için fark edilmez. Benzer şekilde uzayımız her noktasında sıkıca kıvrılmış ekstra bir boyut varsa ölçeğimizden bakınca onu direkt algılayamayız. Eğer bu ekstra boyut atomdan bile trilyonlarca kat küçük bir dairesel yol ise tıpkı karıncanın döndüğünü göremediğimiz gibi biz de gündelik hayatta bu boyutu göremeyiz. Klein bu fikri sayılarla ifade etti. Ekstra boyutun çapı yaklaşık 10^-30 cm civarında olabilir. Yani Planck uzunluğunun birkaç katı kadar. O kadar küçük ki en güçlü mikroskoplarımızla bile doğrudan saptanamaz. Ama küçük olması etkisiz olması demek değildir. Nasıl ki bir halının üzerinde minik bir desen uzaktan halıyı tek renk görsek de dokunun özelliğini belirler, ekstra boyutta küçük de olsa fizik üzerinde iz bırakır. Kaluza-Klein teorisi bu küçük boyutun varlığının dolaylı ipuçlarını veriyordu. Yüklerin neden kuantumlu, belirli değerlerle sınırlı olduğunu açıklama girişimi, ekstra boyutta parçacıkların sadece belirli kesikli momentum değerlerine sahip olabilmesiyle ilişkilendirildi. Dahası evrendeki kuvvetlerin matematiksel uyumu bu ek boyut sayesinde mümkün görünüyordu. Ekstra boyut kavramının bir adım ötesi nasıl bir boyut eklendiğidir. Kaluza ve Klein ek boyutun uzay benzeri yani ikinci bir uzaysal eksen olduğunu varsaydılar. Peki ya zaman benzeri bir ekstra boyut ekleseydik? Yani evrenimiz bir yerine iki zaman boyutuna sahip olsaydı. İtiraf edelim bu fikir daha da çılgınca. Çünkü zaman uzaydan farklı bir karaktere sahip. Uzayda ileri geri gidebiliriz ama zamanda en azından makroskopik düzeyde hep ileri akıyoruz. Zamanın oku hep geleceği gösteriyor. Geçmişe dönemiyoruz. Fizik yasaları aslında çoğunlukla zamanda geriye doğru da işleyecek biçimde simetriktir. Fakat entropi dediğimiz bir olgu zamanı fiilen tek yönlü kılıyor. Ekstra bir zaman boyutunun getireceği fiziksel sorunlara bakalım. Zaman benzeri bir boyut eklendiğinde matematiksel olarak metrik imzası değişir. Uzay için artı, zaman için eksi işaretli terimler.
Bu denklemlerde bazı terimlerin işaretini tersine çeviririz. Ve genellikle hayalet, parçacıklar veya takyonlar, ışık hızından hızlı ve enerjisi hayali görünen çözümler ortaya çıkar. Kulağa ürkütücü gelen bu hayaletler teoride negatif sonsuz enerjiye yol açarak fiziksel anlamsızlık meydana getirirler. Yani ikinci bir zaman boyutu denklemlere istenmeyen çözümler ekleyip sistemi dengesizleştirebilir. Örneğin kuramsal çalışmalar gösterdi ki 5. boyut zaman benzeri alındığında kütle çekimsel etkileşimleri taşıyan parçacıklar, gravitonlar, kütle spektrumunda hayali değerlere sahip oluyor. İmajinal değerlere de sahip oluyor. Bu onların takyonik yani kararsız olmalarına yol açıyor. Dahası bu takyonik etkiler düşük enerjili fizik dünyamıza sızarak maddeyi bile kararsız kılabilir. Bir çalışma fazladan zaman boyutlu bir modelde iki proton arasındaki çekimin hayalet bir bileşeninin bir nötronun kendiliğinden hiçliğe bozulmasına yol açabileceğini öngörmüş. Böyle bir şey gerçek olsaydı bildiğimiz anlamda madde kalmazdı. Neyse ki deneyler nötronların durduk yere yok olmadığını gösteriyor. Bu sonuç ekstra zaman boyutlu modellerin en azından basit halleriyle doğada karşılık bulmadığına işaret ediyor. Peki tamamen ümitsiz miyiz? Aslında hayır. Bazı cesur kuramcılar ekstra bir zaman boyutunu özel simetrilerle gizleyerek sistemi tutarlı hale getirmeye çalıştılar. Örneğin fizikçi Itzhak Barth, iki zamanlı fizik adını verdiği teorisinde evrenin bir değil iki zaman boyutu olduğunu, ancak bu fazladan zamanı doğrudan algılamıyor oluşumuzun bir nedeni olduğunu öne sürdü. Nasıl mı? Barth'ın fikrinde ikinci zaman boyutu evrenin içsel bir parçası olarak var. Sisteme eklediği serbestlik belli örten simetriler ile kısıtlanıyor. Bu kısıtlamalar öylesine sıkı ki etkin olarak evrende tek bir zaman akışı varmış gibi görünüyor. Barth ve ekibi uygun matematiksel koşullarda iki zaman boyutlu bir teoride hayalet parçacıkları engelleyebileceklerini gösterdiler. Hatta kuramlarında ekstra zaman boyutunun evrenin başlangıcında ayrık olduğunu, sonra bir faz geçişiyle maddenin iç yapısına kıvrıldığını öne sürdüler. Bu tuhaf bir fikir. Belki de maddenin sahip olduğu bazı gizemli nitelikler, mesela parçacıkların kuantum sayıları o görünmez zaman boyutundaki geometriden kaynaklanıyor olabilir. Şu an için bu iki zamanlı modeller kanıtlanmış değil. Ama en azından teorik olarak zamanı ikiye katlama olasılığının tamamen oyun dışı kalmadığını gösteriyor. Ekstra boyut uzay benzeri olunca geometriyi büküp küçük bir daireye saklayabiliyorduk. Peki zaman benzeri ekstra boyutu küçücük bir döngü yapabilir miyiz? Teknik olarak evet. Kapalı zaman benzeri eğriler denilen bir olgu kuramsal olarak mümkün. Bu zamanda halkalar çizip kendi geçmişinize dönebileceğiniz, yani bir tür zaman makinesi senaryosu demek. Ancak fizik burada ciddi bir direnç gösteriyor. Genel görelilikte kapalı zaman eğrileri meydana getirmek için egzotik şartlar, örneğin negatif enerji yoğunlukları gerek. Kuantum fiziği ise tutarsızlıklar doğuruyor. Birçok fizikçi tutarlı bir evrenin aslında kapalı zaman döngülerine izin vermediğini düşünüyor. Çünkü nedensellik paradoksları ortaya çıkıyor. Yani ekstra bir zaman boyutunu minik bir çembere kıvırsak dahi büyük ihtimalle doğa buna izin vermeyecek ya da o boyut bize asla etki edemeyecek şekilde izole olacaktır. 1990'lardan itibaren ekstra boyutlar fikri tekrar popüler oldu. Ancak bu sefer boyutları gözlerden saklamak için yeni yaratıcı yollarla. İki önemli model öne çıktı. ADD modeli Arkani Hamet, Dimopoulos Dvali ve Randall Sundrum RS modelleri. Bu kuramlar ekstra boyutları kullanarak fiziksel problemlere çözümler sunmaya çalışıyorlar. ADD modelinin çıkış noktası doğanın en kafa kurcalayıcı aykırılıklarından biri olan hiyerarşi problemine çözüm getirmektir. Hiyerarşi problemi kütle çekimin neden diğer temel kuvvetlere göre inanılmaz derecede zayıf olduğunu sorgular. Örneğin bir mıknatıs küçük bir ateş parçasını dünyanın tüm çekimine rağmen kolaylıkla kaldırabilir. ADD modeli bu zayıflığı gravitasyonun ekstra boyutlara sızmasıyla açıklar. Nasıl mı? Modelde bizim 4 boyutlu evrenimiz bir tür zardır. Ve sadece bu zar üzerinde hareket eden parçacıklar, elektron, proton, foton gibi tüm kuvvetleri hisseder. Ancak kütle çekimi taşıyan graviton parçacıkları ek boyutlara geçiş yapabilir. Yer çekiminin kuvvet çizgileri fazladan boyutlara yayıldığı için bizim dünyamızda seyrelmiş ve zayıf görünür. Bu tıpkı bir bahçe hortumundan akan suyun hortum delik deşik olduğunda basıncın düşmesine benzer. Su her yöne kaçtığı için belirli bir yönde zayıf akar. Aynı şekilde gravitondan çıkan etki de tüm boyutlara yayılıyor. 4D'de güçsüz kalıyor. ADD modelinde ekstra boyutlar oldukça küçük olabilir. Elbette hala ufak ama Kaluza-Klein'in bahsettiği atom altı boyutlardan değil. Mesela iki tane ekstra boyut varsayılırsa her birinin çapı milimetre mertebesine bile çıkabilir denilmişti.
Bu oldukça şaşırtıcı bir iddia. Milimetre ölçeğinde, hatta mikron ölçeğinde bile olsa bir boyut nasıl olur da bugüne dek fark edilmez. Çünkü yine sadece gravitasyon bu boyutlara girebiliyor. Gravitasyon cihazla ölçmek için zaten çok zayıf bir kuvvet. Yine de bu model test edilebilir bir öngörü getirdi. Eğer yüksek enerjili parçacık çarpıştırmalarında graviton üretilirse bu parçacık ekstra boyuta kaçıp gözden kaybolabilir. Sonuçta dedektörlerde enerjinin kayıp olduğu bir olay imzası görürüz. Büyük hadron çarpıştırıcısında yapılan deneyler tam olarak bunu aradı. Çarpışmalarda beklenmedik kayıp enerji ortaya çıkıyor mu? Şimdilik net bir bulgu yok. En azından LHC'nin ulaştığı enerjilerde belirgin bir işaret gözlemlendi. Ama enerji ölçeği henüz geniş değil. Daha güçlü çarpıştırıcılar belki bu gizli boyutların izini sürebilir. Sonuç ne olursa olsun ADD modeli fiziğe önemli bir kavrayış kazandırdı. Ve biz sadece ekstra boyutların varlığı nedeniyle yanıltıcı bir büyük Planck enerjisi görmekteyiz. Lisa Randall ve Raman Sundrum 1999'da ekstra boyutlara farklı bir yaklaşım getirdiler. Onların modellerinde evrenimiz yine bir zar üzerinde, ancak ekstra boyut büyük veya küçük olmasından ziyade eğri bir geometriye sahip. Özellikle RS modelleri 5 boyutlu evrenin geometrisinin bükülmüş olduğunu söyler. Bu 5. boyut sonsuz da olabilir veya iki sınır arasında sonlu kalabilir. Ana fikir ekstra boyut boyunca uzay zamanın bir antideistik uzayı gibi eğrilmiş olmasıdır. Bu eğrilik öyle bir etki yapar ki kütle çekimin yoğunluğu ekstra boyut boyunca değişir. İki sınır arasında sonlu kalan RS1 modelini düşünün. 5. boyutun iki ucunda iki brain var. Biri yüksek enerjili Planck brain, burada kütle çekimi çok güçlü hissedilir. Diğeri düşük enerjili TeV brain. Bizim içinde bulunduğumuz standart model parçacıklarının yaşadığı zar. 5. boyuttaki eğrilik nedeniyle kütle çekim alanı Planck brain'de yoğunlaşmıştır ve TeV brain'ine doğru üstel şekilde zayıflar. Yani bizim zarımızda hissedilen yer çekimi müthiş derecede küçülmüş olur. Yani hiyerarşi problemi çözülür. Kütle çekim kuvveti o kadar zayıf değildir. Sadece bize ulaşana dek seyrelmiştir. Bu modele göre evrenin 5. boyutunda kırmızıya kayma benzeri bir etki vardır. Planck ölçeğindeki bir etki bizim tarafta zayıflayıp TeV ölçeğine iner. Bu durum Higgs parçacığı gibi kütlelerin neden beklenenden hafif göründüğünü açıklamaya yardım eder. RS modelleri deneysel olarak da aranıyor. Örneğin bu ekstra boyutun varlığı yüksek enerjilerde yeni rezonanslar, Kaluza-Klein gravitonlarının imzaları veya parçacık etkileşimlerinde küçük sapmalar olarak kendini gösterebilir. Henüz belirgin bir kanıt yok, fakat RS modeli kuramsal fizikte sağlam bir yer edinmiş durumda. ADD ve RS modelleri ekstra boyut kavramının somut problemlere uygulamada başarılı örnekler sundu. Peki bu modeller zaman benzeri bir ekstra boyutla genelleştirilebilir mi? Kuramsal olarak evet, çalışmalar yapılmış. Örneğin Randall-Sundrum senaryosunda eğer ekstra boyut uzay yerine zaman karakterli alınırsa ne olur diye araştıranlar çıktı. İyi haber, zaman benzeri boyut eklendi. De hiyerarşi problemi benzer şekilde çözülebiliyor gibi görünüyor. Hatta evrenin kozmolojik genişlemesiyle ilgili bazı denklemler kendiliğinden düzgün çıkıyor. Kötü haber ise biraz önce bahsettiğimiz takyon ve hayalet sorunu burada da peşimizi bırakmıyor. RS modelinin zaman benzeri versiyonunda gravitonun Kaluza-Klein modları hayali kütleli çıktığından etkileşimlerine baktığımızda potansiyellere hayali karmaşık terimler ekleniyor. Bu da sistemin temelde kararsız olduğu anlamına geliyor. Hatta bir makalede böyle bir modelde sıradan bir protonun ekstra zaman boyutu yüzünden çok kısa bir sürede bozulacağı ve madde kararlılığının bozulacağı gösterildi. Bu deneylerle tutarsız olduğundan modelin bu hali rafa kalktı. Yine de araştırmacılar acaba başka mekanizmalarla istikrar sağlanır mı diye düşünmeye devam ediyorlar. Belki gelecekte Bars'ın yaptığı gibi simetri kısıtlamaları veya daha sofistike geometrilerle eğri bir zaman boyutunun zararlı etkilerini ehlileştirmek mümkün olabilir. Bu noktada ekstra boyutlar konusunda genel bir tablo çizebiliriz. Uzay benzeri ekstra boyutlar uygun gizlenme mekanizmalarıyla küçük boyut, zar için hapsedilme, eğrilik ve bunun gibi çelişkisiz modeller üretebiliyor ve fiziksel sorunlara çözümler sunabiliyor. Zaman benzeri ekstra boyutlar ise daha oynak ve riskli. Evrenin dokusunu kararsızlaştırma potansiyelleri var. Doğru kurgu ile tamamen imkansız değiller. Bilim insanları bu kavramları test etmeye devam ediyor. Çünkü belki de evrenin nihai teorisi beklenmedik şekilde bir ikinci zamanın varlığıyla güzelleşecek. Bu bizi zamanın doğası hakkında daha derin sorulara götürüyor. Bu noktaya kadar ekstra boyutların bilimsel serüveninde epey derinlere daldık. Kaluza ve Klein'in cesur fikriyle başlayan yolculuk bizim modern fizik modellerine, oradan da zamanın felsefi doğasına kadar getirdi.
Gördük ki ekstra boyutlar kavramı sadece bilim kurgu ürünü bir hayal değil. Fizik kurallarının, fizik kuramlarının mantıklı bir uzantısı olarak karşımıza çıkıyor. Uzay benzeri boyutlar birleşik kuramlara ilham verdi. Zaman benzeri boyutlar ise fiziksel gerçekliğin sınırlarını zorlayan sorular sordurdu. Özetle evren sandığımızdan daha fazla boyuta sahip olabilir. Ve bu boyutlar gerçeğin dokusuna ince ince işlenmiş olabilir. Tabii ki henüz ekstra boyutların varlığını deneylerle kanıtlamış değiliz. Belki de ileride parçacık hızlandırıcılarında, kozmik gözlemlerde veya başka yollardan bu gizli boyutların izini bulacağız. Ya da belki de hiçbir zaman doğrudan göremeyeceğiz. Ama kuramsal olarak onların varlığı en azından matematiksel bir gereklilik olarak kalacak. Her iki durumda da ekstra boyutlar fikri insan aklının merak gücünü ve evreni anlama tutkusunu temsil ediyor. Sıradan deneyimlerimizin ötesini düşünmek, ya şöyle olsaydı diye sormak, bilimin ilerleyişindeki en önemli itici güçlerden biri değil midir? Bilimsel gerçekliklerle dolu bu yolculuğu bizimle paylaştığınız için teşekkürler. Umarız hem beyninizi zorlayan hem de keyif veren bir deneyim olmuştur. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Zaman, uzay, ekstra boyutlar hakkında fikirlerinizi ve sorularınızı yorumlarda paylaşın. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.